Fizik tedavinci dediğimizde çeşitli. Bunların içinde boyun düzleşmesi, boyun fıtığı demiştiniz, kireçlenme, kemik erimesi gibi çeşitli alanları barındırıyor hocam. Bunlardan ilk önce bahsedecek olursak, fibromiyoloji sendromu nedir? Tedavi süreçleri nelerdir ve belirtileri nelerdir? Fibromiyalji hastaları genellikle kadınlarda daha sık görülür, orta yaş kadınlarda. Yaygın vücut ağrılarıyla seyreden bir hastalık. Maalesef bunun nedeni tam olarak bilinmiyor ve buna özel laboratuvar testi yok. Biz tanı nasıl koyuyoruz? Genellikle başka önemli bir hastalık, rahatsızlık olmadığını gördükten sonra fibromiyalji tanısını koyabiliyoruz. Bu hastaların çektiği ağrılar gerçekten çok kısıtlayıcı olabiliyor. Hastanın yaşam kalitesini çok etkileyebiliyor. Ruhsal olarak da hastalar yıpranıyor çünkü ağrılar hiçbir şekilde gitmiyor diye. Ancak bu hastalara iyi gelen tedaviler var. İlaç tedavileri olsun, fizik tedavi olsun, egzersiz tedavileri olsun var ve hastanın biraz düzenli olarak kendine zaman vererek yani biraz üstüne gidip tedavi olmalarında fayda var. O bir iltihaplı romatizma hastalığı değil. Hani bu sürekli ağrı yaşayan, işte tutukluk hissi yaşayan, uyku bozukluğu yapan öyle bir hastalık. Yani halk arasında kas romatizması olarak biliniyor. Öyle. Bu tamamen yine uzman doktorlar tarafından tespit edilip onun sürecinden geçmesi gereken bir. Evet. Yani kendimizi basit evde yapmış olduğumuz egzersiz